Değerli gençler merhaba. Yeni bir deneme ile karşınızdayız. Sınav sayılı günler kaldı. Biz ise devam ediyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Aşağıdaki harita üzerinde bazı şehirler numaralı olarak gösterilmiştir. Aşağıda bu şehirlerden hangisinin fonksiyonu yanlış verilmiştir diyor. Değerli gençler bakalım. A'da tarım kenti demiş bir. Manisa'nın olduğu yeri veriyor. Gerçekten de çok güzel verimli tarım toprakları var. Salihli, Alaşehir, Akhisar, Turgutlu gibi tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı ilçeler var. İki Antalya'yı vermiş gençler. Turizm kenti biliyorsunuz Antalya. Kıyı turizmi, deniz turizmi çok gelişmiştir. 3 idari kenti yani başkentimiz idari yani yönetim merkezimiz olduğu için idari kent diyoruz. 4 liman kenti. Doğu Karadeniz'de biliyorsunuz Trabzon ilimiz burası. Doğu Karadeniz'in en gelişmiş liman kenti Trabzon. 5'te ise gençler Batman'ı vermiş. Batman kültür kenti dememiz yanlış olur. Kültür kenti olarak daha çok Eskişehir ve İstanbul'u veriyorlar sorularda. Yani bunu unutmayın. Cevabımız E diyoruz. Devam ediyoruz. İkinci sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir tarım ürünün farklı ülkelerdeki ekim alanları ve üretim miktarları verilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Arkadaşlar böyle sorularda cevap sorunun içerisinde. O yüzden sorudan çekinmeyin. Bakalım. A'da verim en yüksek bir numaralı ülkede gerçekleşmiştir diyor. Hakikaten de 28 bin hektar alan dikilmiş, 102 bin ton ürün alınmış. Diğerlerine göre bakarsanız gerçekten oldukça fazla verim var. En düşük verim 3 numaralı ülkede gerçekleşmiştir diyor. 82 bin hektar alan dikmişler, 26 bin ton ürün almışlar. Gerçekten de az arkadaşlar. Bu da gitti. Üretimde dalgalanma en az 2 numaralı ülkededir. Arkadaşlar 2 numaralı ülke tek yıllık verisine bakarak üretimde dalgalanmayı anlayamazsınız. Dalgalanmayı anlayabilmeniz için ortada birden fazla yıl olması lazım. Yani 2024 yılındayız örneğin. 2021, 22, 23 ve 24 yıllarına ait veri olsa üretimdeki işte inişler, çıkışlar, hangi yıl fazla az bunu bilebiliriz ama burada öyle bir bilgi yok. Cevap o yüzden C diyoruz. D'ye bakalım. Ekim alanı 1 numaralı ülkede 2 numaralı ülkeye göre daha azdır demiş. Evet, 1'de 28, 2'de 45. Tarımda uygulanan modern yöntemler bir numaralı ülkede daha fazladır. Evet, 28 bin hektar alan dikmişler. Adamlar 102 bin ton ürün almışlar. Yani modern tarım yapmasalardı, sulama, gübreleme, ilaçlama, kaliteli tohuma dikkat etmeselerdi bu kadar ürün alamazlardı. Dolayısıyla E de doğru cevap tekrar söylüyorum. Neymiş? Ceyhanmış arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Meteorolojik koşullar ve parametreler orman yangınlarının oluşumu, şiddeti ve süresi üzerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Yaz kuraklığı ile birlikte sıcaklığın ekstrem boyutlara ulaşması orman yangınlarının oluşmasında etkili olabilmektedir. Buna göre haritadan numaralandırılan alanlardan hangilerinde yaşanacak bu ekstrem durumun orman yangınına yol açma olasılığı daha yüksektir? Arkadaşlar orman yangınları Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkelerde daha fazla görülüyor. Akdeniz iklimi biliyorsunuz yazlar sıcak ve kurak. Bu da orman yangını riskini maalesef artırıyor. Peki Akdeniz iklimi nerelerdeydi? Bakın noktaları koyduğum yerler. Şöyle biraz kalınlaştıralım. Yeşil noktalar. Bir kere Kaliforniya dolaylarında Akdeniz iklimi görülüyor arkadaşlar. Orta Şili'de görülüyor sevgili gençler. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin olduğu yere Kap bölgesi diyoruz. Burada görülüyor. Akdeniz'in çevresindeki ülkelerde görülüyor. Yine Kuzey Afrika'daki Fas, Libya'da, Tunus'ta görülüyor. Bir de gençler Güney ve Güneybatı Avustralya'da görülüyor. Buralar riskin yüksek olduğu bölgelerdir. Akdeniz ikliminin görülmesinden dolayı. Peki hangi şıklar oluyor? 3 ve 4 arkadaşlar. Cevap E diyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz gençler. Aşağıdaki haritada bazı iller taranarak gösterilmiştir. Bu taralı alanı kapsayan kalkınma projesi ile faaliyetlerinden hangileri amaçlanmamıştır? Gençler projemiz bu arada Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Ortada Amasya ilimiz, sol sağ tarafta Tokat, sol tarafta Çorum, kuzeyde ise Samsun ilimiz var. Bu illerdeki dezavantajlı durumu ortadan kaldırmak için devlet bir proje ortaya koymuş. Peki hangisi amaçlanmamıştır? Kıyı kesiminde sulanabilir alanları artırma. Arkadaşlar böyle bir amaç olamaz. Zaten kıyıda Samsun ilinde Karadeniz iklimi olduğu için yaz yağışı alıyor. Böyle bir amaç olamaz. Dolayısıyla birin olmadığı şıklar gidiyor. Turizm faaliyetlerini geliştirme. Evet, bu bütün arkadaşlar hemen hemen projelerde var. Ulaşım ve iletişim hizmetlerini geliştirme ve güçlendirme bu da var. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru. 1 ise değerli gençler yanlış cevap. O yüzden A diyoruz.
Geldik gençler 5. sorumuza. Tarımla ilgili bir soru. Bakalım ne diyor? Bazı bölgelerde ticari olarak değerlendirilebilmek için ihtiyaçtan fazla tarım ürünü üretilir. Haritada numaralandırılan yerlerde bu amaçla yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Birinci ilimiz arkadaşlar Aydın. Aydın'ın neyi meşhurdur? Tabii ki inciri gençler. Şöyle altını çizelim. B, C ve D şıkları gidiyor. Biliyorsunuz Evliya Çelebi Aydın için dağlarından yağ, ovalarından bal akar diyor. Yani dağlarından yağ derken zeytinin, bal derken de inciri kastetmiş gençler. Aydın'ın böyle bir özelliği var. Özellikle de Nazilli ilçesini unutmayın. 2 numaralı yer Alanya arkadaşlar tarafı Antalya'nın. Mersin'le Alanya arasındaki bu bölgede de muz yetişiyor. Yarı tropik bir iklim görülüyor burada. Doğu Karadeniz'de de çay yetişiyor gençler. Cevap o yüzden Adana diyoruz. Çay ile ilgili bir bilgi vereyim ekstra. Çay ve şeker pancarı gençler Cumhuriyet kurulduktan sonra ülkemizde yetiştirmeye başlayan tarım ürünleri arasında yer alır. Yani Cumhuriyet öncesi Osmanlı Devleti'nde çay ve şeker pancarı yetiştirilmiyordu. Böyle aklınızda kalsın. Geldik gençler son sorumuza. Umarım buraya kadar dinlemiş ve takip etmişsinizdir. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de bazı tarım ürün türlerinin gelişimini etkileyen faktörler verilmiştir. Buna göre numaralandırılarak boş bırakılan alanlara aşağıdaki turizm türlerinden hangisi getirilmelidir diyor. Bir de üç tarafının denizlerle çevrili olması koy, körfez ve limanların çok olması demiş. Arkadaşlar Türkiye'de özellikle biliyorsunuz çok güzel koylar ve körfezler var. Bu da mavi turizmi yani deniz turizmini, yat turizmi çok geliştirmiştir. Bir kesinlikle ne olacak? Yat turizmi olacak arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Diğer şıkları eliyoruz. Şöyle Ege'de sınav sonrası arkadaşlar güzel bir tatile gidin. Tertemiz koylara, denizlere, sulara dalın. Bütün yılın acısını çıkarın diyelim. Devam edelim 2'ye. Farklı yükseklikte çeşitli fauna ve floraya sahip dağların bulunması. Bu da gençler adı üstünde dağlardan bahsediyor. Dağlarsa dağcılık yani trekking turizmi aklımıza gelmeli. Gençler, Türkiye'de hakikaten Doğu Karadeniz özellikle yine Toroslar, Kaz Dağları bu konuda çok zengin. Peki 3'ü okuyalım. Yüksek kapasiteli konaklama olanakları ile toplantı ve organizasyon potansiyeline sahip olması adı üstünde arkadaşlar organizasyondan bahsediyor. Konaklamadan bahsediyor. Bu neyi gösteriyor bize? Kongreleri. Türkiye genç gerçekten gençler kongre turizminde de büyük bir potansiyele sahip. Yeterli sayıda oteli ve konaklama tesisi var. Bu alanda hakikaten söz sahibi olan ülkelerden bir tanesi. Örneğin İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'ni şöyle gözünüzün önüne getirin. Devasa bir tesis. Birçok arkadaşlar organizasyon burada yapılıyor. Peki gençler cevap deniz dedik. Sınavımızı bitirdik. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.